Şüpheli hastalarda, PSA'sı yüksek olan hastalarda her 6 erkekten bir tanesi ancak prostat kanser tanısı almaktadır ömürleri boyunca. 5 hastada yani 6 hastanın 5'inde yapılan tekrarlayan işlemlere rağmen prostat kanseri tespit edilemeyebilir. Ancak bu MR'la güncel olarak MR kullanımıyla bu rakamların değişeceğini düşünüyoruz. MR'la prostat kanserini MR prostat bezi içerisinde göstermek, ultrasona göre çok daha yüksek oranda göstermek mümkün ve aynı seansta daha düşük, daha lokalize, daha hedefe yönelik biyopsi alarak daha az parçayla prostat kanser tanısını koymak mümkün olabilmektedir. Bu MR'ın ultrasona bir üstünlüğüdür. Doğal olarak biyopsiye bağlı hastalardaki şikayetlerde ağrı, enfeksiyon, kanama gibi bir takım olabilecek problemlerin daha sayıda parça alarak bu şikayetleri, bu komplikasyonları azaltmak mümkün olmaktadır. Ultrasonla göremediğimiz kanser şüpheli alanla MR'la daha iyi belirleyerek hastalarda tekrarlayan biyopsilere ihtiyaç kalmadan PSA'sı yüksek, klinik olarak kanser, prostat kanseri düşünülen hastalarda lezyona yönelik biyopsi yapıp doğru tanıya erken varmak ve hastalığın erken teşhisini koyup tedavisini yapmak mümkün olmaktadır.